Merhaba arkadaşlar özellikle lise öğrencileri için önemli bir açıklamada bulunacağım bu video için Tabii ki ortaokulları da ilgilendiriyor ama ortaokullar için zaman e, uzun olduğundan dolayı bir değişiklik olabilir o nedenle daha çok liseleri ilgilendiriyor aktaracağım Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayınızdır şimdi gelin videomuza geçelim Peki liseleri ne ilgilendiriyor? E, açıktan öğretimden bahsedeceğim şimdi diyebilirsiniz açık öğretimden bahsedecekmiş ya bize bundan mı bahsedeceksin neden bu video çekiyorsun o zaman e, vesaire diye bunu diyebilirsiniz ama bu video tamamen sizlerin açık öğretime geçmesi için e, önemli tüm avantajlar ne gibi avantajlar şunu aktaralım. Öğrenci açık liseye geçerse daha çabuk mezun oluyor. Yani okulu daha çabuk bitiyor. Peki nasıl oluyor bu? Ee, artı olarak şunları hemen saymam gerekiyor. Hem devamsızlığınız yok hem kalma gibi bir durumunuz daha zor bir durum. Ve aynı şekilde öğrenci daha çabuk mezun oluyor. Mesela... E, 9, 10, 11. sınıfı öğrenci yüzde gördü. Yani okula giderek e, örgün eğitim gördü ama 12. sınıfta açıktan öğretime geçti öğrenci. 12. sınıf açık öğretime geçtiğinde öğrenci 1. sınavında yani muhtemelen Mart ayında oluyordu sanırım bu sınav e, o sınavda tüm sınavlarını verebilir. Yani ikinci e, dönem olacak sınavlarını da verebilir açık öğretim listesinde olacak tüm sınavlarını birinci sınavda yani Mart sınavında tümünü vererek o öğrenci hemen mezun olabilir. Bu da öğrencinin zaman açısından çok büyük bir fark ediyor. Yani herkes aslında işte okul kapandıktan sonra mezun olurken sizler diğer öğrencilerden 5-6 ay önceden mezun olabilirsiniz. Ve bu süreçte hem daha çabuk mezun olursunuz hem de üniversite sınavına çok daha rahat hazırlanabilirsiniz. Bu sadece 11. sınıflar için geçerli değil. 9-10'lar için de geçerli. 9-10'lar da bu şekilde uygulayabilir arkadaşlar. Açıktan öğretime geçmek hiçbir şekilde sizleri korkutmasın. Tamamen kolay bir eğitim. Videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere.